Haftaya İstanbul'a gidiyorum. Şu ihale için. Çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun Boran. Sıla'yı da götüreyim diyorum. Hem annesiyle babasının kabrini ziyaret etmiş olur, hem de özlemiştir oraları. Kaçmasından korkmuyor musun? Onu kafese kapatamam ya. Ona ne kadar güvendiğimi gösterirsem, o da bana o kadar güvenecektir. Haklısın Boran. Bu İstanbul yolculuğu size çok iyi gelecek, göreceksin. Ya bu çok uysal bir şey, değil mi? Evet. Ama benim çiftliğe daha genç bir at lazım. Bunları bir süre sonra Yılkı'ya bırakmak gerekir. Doğru, haklısın. Ama çok sevdim ben bunu ya. Kendime mi alsam acaba? Ne güzel olur. Seninle her sabah birlikte bineriz zaten. Boran Ağa, bir de butayı göstereyim size. Bu çok küçükmüş bir Erdal. Öyle ağam, biraz hırçındır. Ama ehlileştirdiği zaman gör sen bunu. Bütün atların al toplatır. Demek hırçın ha? Bedar kadın, bu sene kış yaman geçeceğe benziyor. Kışlıkları hazır ettin inşallah. Burada hangi kış yaman geçmiyor ki hanım ağam? Hepsini kuruttum, hazırladım. Ah güzel. Hoş geldin hanım. Hoş bulduk güzel gelinim. Nasılsın kızım, iyisin? Biraz solgun görünüyorsun Narinim. Hasta mısın yoksa? Yok anam yok, iyiceyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Bizim Dilan şiir yarışmasında birinci geldi. Ona haber vermeye geldik. Doğru diyor. He. Aferin Dilan'a. Güzel kızım. Yavrum. Hoş geldiniz. Hoş gördük yavrum. Dilan birinci olmuş. Ayşe söyledi şimdi. Senin sayende Sıla. Sen olmayaydın o Celil, o Dilan'ı. Hayatta okula yollamazdı. O şimdi gerim geriniyor ya. Olur mu öyle şey? Dilan'ın içinde var okumak. Ben bir şey yapmadım. Emir. Yatış ona. Ay kolumu. Emir. Bilme dediydim sana. Ay kolumu. Çok mu acıyor oğlum? Neyse falan. Hadi kaldı kaldı. Oldu kırılmış. Doktora götürmemiz lazım. Ay kolumu. Ay. Gitmem ben doktora. İğne vurur şimdi. Ne yapacağız peki? Kırıkçı var anam, cam var. O beni yedi. Olur mu öyle şey canım? Nereden çıktı şimdi kırıkçı çıkmıştı? Sen boyundan büyük laf ver et dur sıfır. Yavaş, yavaş sıfır. Ay kolum. Hadi yavaş. Emir'cim ben. Yavaşsın. Ayşe baldım. Tamam gelin lan. Aziz, Haydar. Aziz. Arabaya getirin. Doktora gidiyorum. Bana doğru söyle Hüseyin. Sen ağayı soydun mu soymadın mı? Söylesene Hüseyin. Soymadım Ayşe. Sadece Adem'le Cihan Ağa'nın bir takım işler yaptığını duydum. Onları gammazlamayayım diye bana para teklifi ettiler. Aldın mı Hüseyin? O parayı aldın mı Hüseyin? Çaresizdim. Seni Hamdi'ye vereceklerdi. Hepsi başlık parası içindi. Yoksa yapar mıydın bunu hiç? Sen tanımıyor musun beni? Tanıyamamışım Hüseyin. Tanıyamamışım. Sanki ağayı sırtından vurdun. Beni de vurdun. İşte o an benden vazgeçtim Hüseyin. Vazgeçtim. Yapma bunu Ayşe. Bütün bunlar senin için. Sevdamız için. Bu iş burada biter Hüseyin. Bir daha sakın karşıma çıkma. Seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şey. Tam olarak bir saat veremeyeceğim. Ama tek bildiğim bugün akşam üzeri bu işin hallolması gerektiği. O halde ben buradan direkt uçağa giderim. Her an uçarakmış gibi hazırlıkları yaparım. Sadece birkaç saatimiz kaldı. Siz kendi payınıza düşeni eksiksiz yapın yeter. Hiç şüpheniz olmasın. Bir de güvenlik sorunumuz var. Bir güvenlik ekibi getiriniz umarım. Bir aksilik çıkarsa canımız sıkılmasın. Söylediğiniz şekilde güvenlik ekibimi İstanbul'dan getirdim. Hepsi işinde uzman ve hazırlar. Hiçbir aksilik istemiyorum. Ben Sıla Hanım'ı alıp hemen geleceğim. Geldiğim anda da uçak havalanmalı. Bu işin şakası yok. Beni anladığınızı umarım. Anladım Emre Bey. Merak etmeyin. Hiçbir sorun çıkmayacak. Tereyağından kıl çeker gibi alıp götüreceğim sizi buradan. Size nasıl yardımcı olabilirim? Siparişinizi alabilir miyim? Hayır henüz değil. Eşimi bekliyorum. Beraber yiyeceğiz. Pes vallahi Burhan. 5 dakika dedin. Neredesin? Geldim karıcığım. Öyle keyifliyim ki dünyayı yiyebilirim.
ne oldu? Bir gelişme mi var? Ay Burhan söylesene. Haberler çok güzel Esma. Avukat aradı. Yani? Yanisi çok az kaldı sefaletten kurtulmamıza. Dava günü belli olmuş. Ay kazanacağız değil mi Burhan? Haklı olan kazanır Esma. Sen hiç merak etme. Üstelik Türkiye'nin en iyi avukatını tuttum. Herkes görecek Burhan Özdemir'in nasıl biri olduğunu. Ağızlarının payını alıp oturacaklar. Oo, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Aradım yoktun. Yeni bir at aldım da onunla ilgileniyordum. Hayırlı olsun. Buyurun oturun. Sen nasılsın amca? Uzun zamandır gelmiyorsun. İyi diyelim, iyi olalım. Bize 3 tane demli çay. Herhalde bir çayımı içersiniz. Hayırdır amca? Yüzünden düşen 1000 parça. Bak yeğenim, karışmayayım diyorum ama öyle de olmuyor. Habire dalaşıp duruyorsun Cihan'da. Cihan'a İstanbul'da yetki vermiyormuşsun. Evet amca, öyle gerekiyor. Ama olur mu öyle şey evladım? Cihan benim oğlum. Senin kadar onun da bu aşirette, bu şirkette hakları var. Zaten kötü bir şey istemiyor ki. Yeni bir işe girecekmiş, o yüzden. Haksızsam haksızsın de abi. Ağa neyi uygun görüyorsa bize uymak düşer Cinar. Ben ona çalışma demiyorum ki. Ne iş yapmak istiyorsa gelir anlatır, biz de bakarız, uygunsa hep beraber gireriz. Ama bundan başkasını yapamam Cihan'a. Ama olur mu öyle şey? Buran, böyle yaparken Cihan'ın haklarını gasp ediyorsun. Ne oldu ki birden sırtını Cihan'a dönüyorsun? Başka zamanlarda anlaşamayabilirsiniz. Ama bu iş hepimizin ekmeği, değil mi? Ben de bu yüzden karşıyım ya Cihan'a. Gözünü kırpmadan ekmeğimizi mundar ettirebiliyor. 300 kasa fıstığı gidip yaktırabiliyor. Ne? Hem de sırf beni zor durumda bırakmak için. Gözünü böyle kim bürümüş bir adama aslında daha fazlasını yapmam gerekiyor.